Şimdi efendim dünden beri en çok sorulan soruları ben size kısa sürede sormaya çalışacağım. YKS'nin öne çekileceği Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu mu? Hatta biraz önce LGS'nin 21 Haziran, YKS'nin de 28 Haziran'a alınacağına yönelik bir takım şeyler paylaşılıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bizim konumuz LGS Milli Eğitim olarak Evet. Müdür YKS YÖK'le ilgili. Pazartesi akşam bununla ilgili bir açıklama olacak. Açıklığa kavuşur. Bu mesele hani eskiden olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani kendi içinde hemen karar verdiği ve bir şekilde tamamlandığı bir süreç değil artık. Mesela 7 Evet. Haziran nasıl olmuştu? Milli Eğitim Bakanlığı kendi takdimini Evet. yaptı ve 7 Haziran'da yapacağız dedi. Fakat artık bu kararlar birçok bakanlığın birlikte istişare ederek bazı görüş alışverişlerini yaparak karar vermesi gereken bir şey. Bu anlamda neden sadece Milli Eğitim Bakanlığı karar vermiyor Evet. şeklinde bazı şeyler de var, düşünceler. Bu durum olağanüstü bir durum ve bundan dolayı da acaba Bilim Kurulu ne diyecek? Sağlık Bakanlığı elindeki tablo nedir? Acaba diğer sektörlerdeki durum nedir? Bütün bunları birlikte ele alarak verilmesi gereken bir karar. O yüzden yani Milli Eğitim Bakanlığı pazartesi gün yapılacak toplantının sonucunda ortaya çıkan tabloyla hani bu işin açıklığa kavuşturulacağını birkaç kez de ifade etti. Bakanlar Kurulu'da herhalde YKS ile ilgili bir şey konuşulmadı ya da o da pazartesi mi açıklanacak? Çünkü adaylar çok kaygılı, öne çekilmesinden rahatsız. Pazartesi akşam büyük bir olasılıkla bu konu açıklığa kavuşur. Bu LGS ile ilgili tabii ailelerin kaygıları var. Bazıları sınav olsa dahi göndermeyeceğiz diye bize mailler atıyorlar. Sosyal izolasyonu sağlayacağınızı söylediniz ama bunu yapmak tabii ki zor. Bazı ülkeler stadyumda yapıyor. Sizin buna yönelik bir takım şeyleriniz vardır eminim ama biraz daha detay paylaşmanız mümkün mü acaba? Bizim aslında okullarımız açık, öğretmenlerimiz hazır, her türlü imkanımız var ama açmıyoruz. Niye açmıyoruz? Çocuklarımızı riske atmak istemediğimiz için açmıyoruz. Peki biz LGS sınavında bir riski göze alır mıyız? Asla almayız. Yani kendimizi hazır hissettiğimiz ve her bir çocuğumuzun bize emanet olduğunu, onun sağlığından bizim sorumlu olduğumuzu, hiçbir çocuğumuzu riske atmak gibi bir sıkıntının içinde olmayacağımızı çok net olarak hani toplumun bilmesi lazım. Evet. Bu yüzden de bir sınav nasıl yapılır? Tabii bu stadyum vesaire işin biraz magazin kısmı. Çünkü sınavın yapıldığı durum sadece birkaç yüz kişinin yaptığı çok küçük bir sınav. Biz Türkiye'de Allah'a şükür çok imkana sahibiz. Yani okullarımızda diyelim ki bir okula bakarsanız mesela 3 tane 8. sınıf var. Ama okulun geri kalan sınıfları da var. Ve bu çerçevede her bir sınıfta kaç öğrencimiz olacak? Aralarındaki mesafe ne olacak? Efendim çocuklarımızın kullanması gereken kalem, silgi vesaire dezenfekte işlemleriyle ilgili malzemeler, öğretmenlerin rolleri ne olacak? Veliler nasıl bir pozisyon almalılar? Okul bahçesindeki durum nasıl olacak? İki sınav arasındaki boşluk, geçen o boşluk nasıl değerlendirilecek? O arada çocukların yönetimi nasıl olacak? Bütün bunlarla ilgili çok ayrıntılı senaryolar çalıştık. Ve riskin olmadığı bir durumla nasıl ortaya koyarız diye de öğretmenlerimizden, okul müdürlerimizden, il müdürlerimizden, ilçe müdürlerimizden somut olarak simülasyonlar istedik. Dedik ki mesela biz filanca ilçeyi pilot olarak alalım. Bu ilçeye kaç öğrencimizi nasıl yerleştiriyoruz? Bu yerleşme nasıl oluşuyor? Ne tür sorunlar çıkıyor? Bu sorunlar nasıl çözülür? O açıdan endişe etmesinler. Bu konuyla ilgili bilim kurulunun da önerilerini hani dikkate alarak
çocuklarımızın sosyal mesafesini olmalı, ne şekilde bir yaklaşım olmalı vesaire. Bununla ilgili de konuşmalar sürüyor. Bir problem yok.